Herkese merhabalar. Ben Turyap'tan gayrimenkul danışmanı Ali Tenkoğlu. Bugün Serdivan Yazlık'ta çok harika bir daire tanıtacağız. Şu anda ön izlemesini izlemektesiniz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Turyap'tan gayrimenkul danışmanı Ali Tenkoğlu. Arkadaşlar merhaba. Ben de Turyap'tan gayrimenkul danışmanı Hüseyin Onay. Ali Tenkoğlu'nun kanalına ben de bugün dahil oldum. Size Abdülhamit Üst sitesindeki dairemizin tanıtımı Ali ile beraber yapacağız. Öncelikle hoş geldin Hüseyin abi. Hoş bulduk. Teşekkürler. Abi işin çok güzel olmuş. Çok karizma bence. Teşekkür ederim. Arkadaşlar burası Serdivan'ın modern mimariye göre oluşmuş geniş caddelerden oluşuyor. Dar ara sokaklar kesinlikle değildir. Sessiz sakin yerlerdir. Bu anlamda mesken ve konut oturumuna çok uygun yerlerdir. Şu an sitenin içinden girdik. Kapı otomatik açılır kapılı kapıdır. Uzaktan kumandayla yaklaştığınızda direkt bastığınız zaman açabiliyorsunuz. Kesinlikle. Hüseyin abi ne yapıyorsun orada abi? Şimdi burada bizim sitedeki güvenlik görevlisi arkadaşla birlikte sitenin son durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Havanın güzel oluşu bizim için de çok güzel bir artı olmuş Ali. Kesinlikle abi. Çok gerçekten ferah bir ortam olduğunu arkadaşlara sunmak açısından bence çok güzel bir görüntü. 5 bloktan oluşuyor bu site arkadaşlar. Ali zaten size bahsedecek birazdan sitenin genel özelliklerini de ben genel olarak söyleyeyim. Şurada gördüğünüz bina, sitenin yönetim binası, tek katlı olan yer. Fakat pek faal olarak değil şu anda. İlerleyen zamanlarda farklı seçeneklerde değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Ali sen devam et istersen. Tabii abi teşekkür ederim. Arkadaşlar site öncelikle 1 yaşındadır. Bizim pazarladığımız daire daha önce oturulmamıştır, sıfır bir yapıdır. Mülk sahibi yatırım amaçlı bekletmiştir bir süre. Şu anda peyzaj çalışmalarını görüyorsunuz. Çok güzel, uzun, yemyeşillikler içinde güzel peyzajı vardır. Düzenli olarak da bakımlar yapılmaktadır. Arkadaşlar dairemiz E blok 3. katta bulunmaktadır. Şu anda ana kapıdan giriyoruz. Kapılar özel şifrelidir. İçeri girdik. Şöyle elektrik panosu, duyuru panosu, yangın tüpleri hazır duvarda vardır. Böyle koridorlar ve merdiven kesinlikle dar değildir. Oldukça geniştir. Ben çok rahat in çık yaptım mesela buralarda.
Ali, burada ben birkaç bir şey söylemek isterim. Her katta 4 daire vardır. Bu dairelerin girişleri birbirini rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. O konuda son derece keyifli bir ortam vardır. Merdivenlerden çıktıktan sonra şu anda önde gördüğünüz kişi benim. Zaten size orada yeri direkt konumuna doğru götürüyorum. Evet. Şu merdivenin buradan kaldırılması lazım arkadaşlar. Bunu oradan biz de söyleriz, kaldırabilirler. Arkadaşlar daha dairenin dış kapısının jelatin daha çıkartılmamış. Görüyorsunuz. Yani bu evi ilk alacak olan kişi, jelatinleri kendi açacak olan kişidir. Sıfır bir araç almak gibi Ali. Evet abi, kesinlikle. Yani koridor da holde oldukça bence geniş. Kesinlikle. Oraya güzel bir vestiyer gider. Hemen şöyle karşıdan girdim. Ben burayı mutfak sandım aslında ilk başta ama odaymış. Çocuk odasıymış arkadaşlar. Pencerenin de bence boy olması kesinlikle güzel olmuş. Daha ferah bir hava katmış. Tekrardan holü görüyorsunuz. Evet. Ben her zaman abi bir daire girince ilk önce mutfağa girerim. Çünkü hanımlar ilk önce buraya dikkat ediyor. Kesinlikle. Yani mutfak oldukça geniş arkadaşlar. Aynı şekilde tezgah da öyle. Yani bir hanımın burayı beğenmemesi bence mümkün değil. Benim en çok sevdiğim yer burası arkadaşlar. Bakın burada hani kocaman bir balkon var. Hatta buraya örnek bir resim ekledim. Ön izlemede görüyorsunuz. Yani burayı harika bir mimari, güzel bir dekorasyon yapılabilir. Güzel bahçe koltukları atılabilir. Önünüz de açıktır bu şekilde. Aslında 3+1 ev Ali, bu balkonu da bir yaşam alanına çevrilirse 4+1'e kadar gidiyor bu ev aslında. Sence? Yani abi kesinlikle öyle. Aynen. Burayı sürgülü bir camla kapatılabilir. Mutfağı tekrar görüyorsunuz, oldukça büyük. Zaten sıfır bir yapı. Şimdi salona doğru geçelim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Yani salonda oldukça büyük, yani takriben 20-25 arası metrelerde bir ölçüsü var. Oldukça ferah. Camlar yere kadar olacak şekilde bir ferahlığı var. Evet, boy cam bence iyi düşürmüş. Salondan aynı şekilde balkona çıkış vardır arkadaşlar. Hem salondan hem de mutfaktan çıkış yapabiliyorsunuz. Çıkış ve giriş. Diğer odaları gösterelim. Diğer odamız bu şekilde arkadaşlar. Tahmini 11-12 metre civarlarında olması lazım. Hüseyin abi oradan çekil. Evet, şu anda çekildim gördüğünüz gibi. Misafir WC'si gayet kullanışlı. Alaturka WC'miz arkadaşlar, evet. Misafir. Burayı göstermiştik zaten. Evet. Şimdi ebeveyn banyolu yatak odasına gidiyoruz arkadaşlar. Yatak odası da çok havadar, çok ferah kesinlikle. Kesinlikle. 3 metre, maksimum minimum 3 metre boyunda bir dolabın sığabileceği ölçüsü var. 1.60'a 2 metre boyunda da bir yatak rahatlıkla sığabiliyor. Çok kullanışlı bir yatak odası var. Ebeveyn banyosu da Ali görüyorsun, çok güzel tasarlanmış, çıkması yok. Kesinlikle abi. Sıfır. Sadece hani, evet. Rezervuar kullanılmadan, evet, klozet kullanılmadan sadece duş eklenmiş. Aynen. Bence bu çok daha çok iyi daha olmuş. Çok daha güzel olmuş, çok daha hijyenik. Yoksa olmuş. Diğer türlü tuvalet ekliyorsun, duş ekliyorsun, çok alan kalmıyor, ikisini de kullanamıyorsun. Bence böyle çok daha iyi olmuş. Yatak odasının balkonu da çok güzel. Kesinlikle. İki balkon. Hatta şöyle söyleyeyim Ali, bakın şurada bir yeşil bir boş alan gözüküyor balkondan. Orası aslında konut yapılaşması şeklinde düşünülmüyor. Orası belediyenin park alanı olarak düşünülen bir yer. Ali onu da harika davet edelim. Yani yarın öbür gün burada kesinlikle bir ev yapılma, konut yapılma, önü kapanma olayı olmayacaktır. Çok güzel bir konumda o konut. Tahmini ebeveyn odası da bir 15 metre rahat vardır arkadaşlar burada. Evet. Burası ortak kullanım tuvalet WC'dir. Bura gayet geniş ve rahat olduğu görünüyor. Şimdi banyodan çıkıyoruz.
Hüseyin abi, yine ben. Telefon numaranı söyler misin abi? Video bitirmek arkadaşlar, üzereyiz. Arkadaşlar, videomuz bitmek üzere. Ben size tur yaptaki irtibat numaramı paylaşayım. 505'li 678 37 05.